Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft 1.19 server'a başlıyoruz. Evet, güzel bir yerde doğduk gibi. Öncelikle bunu normal bir server olmayacağını söylemem lazım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi elimde bir tane kitap var. Ve burada toplam 12 tane birbirinden zor görev var arkadaşlar. Bizim bu server'daki amacımız ise bu bütün görevlerin hepsini yapıp ejderhayı öldürmek. Yani bu görevleri yapmadan oyunu bitiremeyeceğiz. Evet, şimdi öncelikle hemen görevlerimize bir bakalım şurada. Netherite fener yap. Bunları da DLC'den bazı arkadaşlarımdan aldım arkadaşlar. Siz de buraya farklarını isterseniz siz de yorumlarda yazabilirsiniz. Netherite fener yap. Full büyülü Netherite set yap. Flip Laker yap. 4 blok çıkmadan Iron Golem'i öldür. Ahır yap. Warden'ı kes. Köyü geliştir. Şatoya Warden'ın mekanını geliştir. Warden'ın olduğu yeri, bunu ismini hatırlayamadığım için böyle yazdım. Tavuk evcilleştir. Adını kaptan koy ve onu koru. Ende yaşam getir. Ejderha heykeli yap. Bütün görevleri yapacağız şimdi. Hemen şurada. Şimdi ilk görev olarak bugün bir köy geliştir görevini biraz yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Diğerleri daha çok sonra yapılabilecek şeyler. Şu ahır yap. 5. ile 7.yi yapmaya çalışacağız ama önce köy lazım bize. Hemen klasik olarak odun kırarak başlayalım. Bir Minecraft klası. Odun kırmak. Odun kırmadan Minecraft'a başlanmaz. Tabi yanınızda köy yoksa köyü yapabilirsiniz. Beş tane yeter herhalde. Şuradan adım atıyorum. Üç. Altı. Kazma balta malzemesi çıktı. Şimdi de 8'den daha toplam lazım. Toplam 14 ediyor. Ve 14. Bakın tebrik mutfağına gidelim. Neredeydi? Şurada. Ya. Kazma. Ve balta. Ben kılıç asla yapmıyorum. Eskiden kazma balta kılıç yapardım. Artık sadece şöyle kazma balta yapıyorum. Çünkü 21 tane 1.13'üne o güncellemeden sonra baltalar daha güçlü hale geldi. Bu 9 saldırı hasarı var. Baltanın 8 falan da herhalde. 8 ya da 7 olması lazım. Böylece malzeme de artıyor. Bana malzeme artıyor. Şuradan hemen yemeklerimizi topluyorum. Buradan bize bayağı yemek çıktı. Şimdi ben şu taşları topladığımız yerden kömür de topluyorum. Şunu koyalım bir. Şunu bir koyalım. Şuradan kazmaya başlayalım. Buraları belki hızlı geçelim ben. Madem buraya kadar. Hızlı geçmezsem diye de bir şeyler söylerim ben ya, hızlı geçmezsem. Artmış. Şimdi bak burada canı meşale yapmam lazım çünkü. Arkadaşlar
Bir hafta önce attığım bu Blinken videosu 2500 izlenmiş. Vallahi iyi, helal arkadaşlar size. Yani bir şeyi merak ediyorum ama. Bir kişi, yani birkaç kişi 1000 bayağı kere mi izledi? Yani böyle bir kişi 5-6 kere falan mı izledi? Yoksa çoğu böyle farklı farklı izleyiciler mi? Ben onu merak ediyorum ve geçen gün istatistiklere bakayım dedim. Bir istatistiklere bakayım dedim. Evet, şey diyemiyorum. Anladınız siz. Bütün YouTuber'lar, büyük YouTuber'lar bilmem ne kadar abone, bilmem ne kadar abone değil de, o yüzden abone olun filan böyle üzüntülü hava yapmaya çalışıyor. Üzüntülü hava yapar. Ben hayatımda hiç öyle bir şey yapmadım. Ne bu kanalımda ne de küçükken açtığım ve net kanallarımda öyle bir şey yapmadım. Bugün de öyle bir şey yapmayacağım. Ama sadece size istatistiklerden bahsetmek istiyorum. Gerçekten yani düşünün, şu anda fotoğraf koyarım belki. İzleyenleriniz sadece 2.4 abone. Gerçekten düşük bir sayı arkadaşlar. Lütfen o yüzden abone olun ya. Bunun yani. Neden olmuyorsunuz ki? Abone olmanın hiçbir neden yok. Yani bildirimleri açmazsanız açmayın. Belki bildirimlerden rahatsız oluyorsunuzdur. Bildirim gelmesini istemiyorsunuzdur. Olabilir. Bildirimleri açmak istemiyorsan açma. Ama abone ol. Bunun sana bir yararı yok. Ama bir zararı da yok. Mesela seviyorsan beni abone ol. Destek vermiş olursun. Destek vermiş olursun yani. Abone ol. O yüzden lütfen bu güzel izleyen kardeşim, abim, ablam, artık kimse, lütfen abone ol yani. Abone olman bana destek verir. Vallahi. Az önce bahsettiğim kanallar gibi oldum ben de. 2 saattir abone olma muhabbeti yapıyorum. Siz büyük ihtimalle buraları kısaysanız izlemişsinizdir. Hızlı geçeceğimi zannetmiyorum çünkü bu dediklerimin duyulmasını istiyorum. Evet, şimdi köy aramaya başlayabiliriz. Yanımızda yemeğimiz var, meşalemiz var. Koruma için baltamız var. Kazmamız da var. Et. Et, yemek. Bunu gördüm aklıma direkt yemek geliyor. Bu arada arkadaşlar, Minecraft çekmem artık FNAF kanalı olmayı bırakıyorum arkadaşlar. Ben artık bir FNAF kanalı değilim, bunu size bildirmek isterim. Zaten açıklamamı okuyanlar görmüştüm. Orada FNAF kanalıyız o onun yangın çıkmış. Ormanda yangın çıkmış. FNAF kanalıyım yazıyordu ama artık öyle bir şey yazmıyor. Artık oyun kanalıyım ben de. Lan oğlum, orman yanıyor lan. Ormanı söndürelim. Tavukçuklar, size yardım etmeye geldim. Sön. Yumrukla ateş söndürdüm. Evet. Kurtardım sizi tavuklar. Şimdi görevlerimizin arasında buna bütün bir şey vardı. İşte şu görev vardı da. 10. görev vardı da. Bu koyunlara da isim etiketi lazım bana. Ama o görevi veren kardeşim için tavukları seviyordu galiba. O yüzden bunları öldürmüyorum. Hadi lan iyisiniz, yaşayacağım. Hadi lan iyisiniz, yaşıyoruz. Oo, gece olmuş, bir zaman değil. Geçelim. Şuradan hemen kraft yeteneğimizi koyduk. Yatağımızı yaptık. Ve uyuyalım. Şu yaratıcılık moduna geçti. Hayatta kalma moduna geçti de. Şunlardan dolayı arkadaşlar. Onu da bir açıklayayım.
hile mi yapıyorsun sen yoksa? Dem. Olmasın. Hile, hileci durumuna geçmek, hileci gibi görünmek istemem. Yani bu kitap etüyü hayatta kalma modunda almam, alabiliyorum yani. Ama uzun sürer ve oynamış olurum. Ama benim oynamam sizlerle. Sizlerle birlikte oynuyorum, sizlerle birlikte deneyimliyorum. Tabii ki de bu Minecraft'ı ilk defa oynadığım anlamına gelmiyor. Yani video dışı belki gerekli malzemeleri toplayabilirim. Ama asla bir maceraya atılmam. Video dışı maden yaptım ve video dışında madenimde şatı ortaya çıktı. Öyle onlar. Yok, öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olmaz arkadaşlar, merak etmeyin. Kesinlikle video dışı maden yaptım deyip elmastan şato olmaz. Şatoyu da taştan yapmayı düşünüyorum. En kolay bulunabilen malzeme yani. Kale gibi böyle. İçine de kaptan tavuğumu koyacağım. Onu bir yere hapsedeceğim. Ama koruma için. Sonra da etrafını lavla kapatacağım. Böylece kimse giremez. Ama tavuk da çıkamaz. Tavuk sadece ben istediğim zaman çıkabilir. Ona da köprü yapacağım. Şimdi madem öncelikle deyin. Bir şey ayarlamayı unutmuşum ben. Onu şimdi ayarlasam hiçbir şey ciler olmaz. Hile cidemeyin sakın bana. Bu yapacağım şey lazım. Bu yaptığımız şey bize lazımdı. Bu kitap için lazımdı. Ne yaptın diyen kardeşlerimiz olur illaki. Böyle kodları bilmeyen. Olur. Yani normal bir şey bu. O yüzden ben söyleyeceğim size ne olduğunu. Game rule. Yani oyun kuralı. Oyundaki bazı şeyleri değiştirmeye yarıyor. Oyun kurallarını değiştirmeye yarıyor. Game rule da zaten oyun kuralı anlamına geliyor. Tipi mantarı yani envanteri koru. Ve ben de bunu açtım yani. Öldüğüm zaman envanterimdeki eşyalar silinmeyecek. Envanterimdeki eşyalar silinmeyince de mesela bu kitap da gitmeyecek. Kitap bende kalacak. Sonsuza dek. Aa, tilki! Tilkiler kaçmayın, gelin buraya. Lan ilk defa... Lan! Yavru tilki lan! Aha, yemek bulduk. Güzel yemek bulduk arkadaşlar. Of. Hadi ya, buralarda köy çıksın. Buranın köyünü pek beğenmiyorum bu biyomu. Köy pek güzel değil de. Ama bu biyom da güzel yani. Bir tatlı orman meyveleri çıkıyor. Bunlardan da bir tane bitkiden bir iki tane çıkıyor. Çok iyi bakın. Bunlar bakayım ne kadar doğru. Yani bir buçuk falan açıkları dolduruyor, iyi yani. Az küçük bir tane ağaçlık varım için ben yani etimi kullanmak istemiyorum. Deniz karşıya geç. Bir tane bot yapalım ama malzeme yok. Bot için malzeme yok, o yüzden yok lan. Şurada şey var. Şu ağaçta adını meşe tahtası var. Onlara gideceğim de. Şuradan hemen bir şey yapalım. Tamam, çakmak taşımızı da aldık. Şunlardan keselim. Bunları benim çok seviyorum ben. En sevdiğim tahta benim bunlar. Mangrove'dan sonra. Mangrove güncellemeyle geldi ve bayağı güzel. Tabii sandık yapalım. Sandıklı meşe tahtası. Sandıklı meşe tahtası. Sandıklı meşe tekmesi işte. Bu sandıklı tekneler gerçekten güzel bir özellik oldu. Olduğunu düşünüyorum.
Denizlere mi açılsa, karşıya mı geçsek? Denizlere açılalım. Denizlere açıl... Ulan denizlere sonraki bölümlerde açılırız arkadaşlar. Şimdi şuraya bir yerleşelim biz. Şurada biraz maden yapmaya çalışalım. Arı. Arı. Vız vız vız. Diye dolaşır. Arı. Vız vız vız. Ne lan? Neden sonra taş falan kırdıktan sonra düşecekmiş diye hissediyorum. Sanki kumlar düşecekmiş gibi hissediyorum. Ne lan? Hava, oha. Ha. O ne? Sen şimdi şurayı kırsan, şunları şöyle kırsan, şunları kırsam düşüyorlar. Köy ana kardeşim, köy kardeşimiz. Köy hala bulamadık. Amacımızı anlamadıysanız amacımız şu anda köy bulmak. Al. Şu an köy çıksın ya. Hem buranın köyü çıkarsa belki şey görevini de yapabiliriz. Ne görevi? Dört çıkmadan ayrım bölen ayrım görevini de yapabiliriz belki. O görev için aklımda fikir var. O görev için aklımda güzel bir fikir var ve mazen. Yani ölürsek diye hemen şuraya spam bulutumuzu atalım. Ve maden güzele benziyor. Aha demir. Demir bulduk. Demir bulduk sonunda. Demir bir tanesi şey yapacağım. Kalkan. Demir. Demir bir tane daha var. Bir tane daha çıkarsa kazma ya balta yapacağım. Ve başka çıkmadı. Güzel. Güzel, ne yapıyoruz? Ha, kalkan yapıyoruz o yüzden. Ama odunumuz şaşırdık mı? Ha. Odunları kullanmışsınız. Odun yiyen Steve. Böyle 8 tane. Bu arada kanalın gidişatı ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Evet, bunun konuyla hiç alakası yok. Minecraft'la gram alakası yok ama bunları yaparken konuşacak başka bir şey yok. Ya ne, hangi oyunları, neler çekmemi istersiniz arkadaşlar? Ben ne çekeceğim falan, ne çeksem benim aklıma fikir gelmiyor. Buna fikir aklıma geldi. YouTube'da da böyle bir içerik hiç görmedim. Minecraft Survivor ama belli görevlerimiz var diye içerik görmedim ben. Varsa da ben görmedim. Varsa sakın çaldın. Çaldın hırsız. Neden video fikri çalıyorsun demeyin çünkü bilmiyorum yani. Bu videodan sonra da bakacağım. Var mı yok mu diye. Baba demirimizi elde ettik. Hemen kalkanımızı yapalım. Güzel. Artık kalkanımız var. Şimdi şimdilik saklıyorum. Şöyle şurada dursun ki kırılmasın. Kırılmasın istemeyiz. Tamam. Şunları kıralım ve yolculuğumuza devam edelim. Buraları belki hızlandırılmış görürsünüz. Belki buraları hızlandırılmış ve boşuna konuşuyor olabilirim. Ama inşallah boşuna konuşmuyordur. Ama açtık. Şöyle gidelim bakalım. Evet.
Herhalde Chunk. En son kanalın gidişatı hakkında konuşacaktım. Yani aklıma bir de fikri gelmiyor. Zaten beni biliyorsunuz, ayda bir video atıyorum artık. Her hafta sonları falan video atmaya çalışacağım. Cumartesi videoyu çekerim. Pazar günü atarım diye düşünüyorum. Yani pazar günü falan her pazar video atmaya çalışacağım. Ya burası da denize çıkıyor. Gece olsun diye. Yatalım. Denize çıkacağız şimdi. Deniz macerasına çıkıyoruz. Hadi bakalım Emelci. Ya meşale koydu ya. Şimdi şöyle. Bir tane taktik biliyorum ben. Bu size benden bir taktik olsun. Ulan batık mı? Yok ya. Kara parçası. Batık galiba. Batık bulduk. İnşallah kara parçası değildir ya. Kara parçasına da benziyor çünkü. Oğlum tam da batık bulduk, oyun kasıyor ya. Bu arada canlı yayınlar açayım mı arkadaşlar? Bir canlı yayın denememiz var ama olmadı maalesef ki. Oho batık! İşte bu. İşte bu batık. Batık bulduk. Çok iyi. Önleyelim. Gümülü özgünün haritası vardır belki. Üf, demirlere bak. Bir sürü demir çıktı ve bir tane de zümrüt. Köye gidersek ticaret yapabiliriz. Ki köye gideceğiz zaten. Çünkü orada görevimiz var. Hayır. Ölmeyeyim. Ölmek istemiyorum. Hayır. Olamaz. Gitti ya. Gitter. Al, gömül hazine haritası bulabilirdik. Nereden gitmiştik biz? Ve orayı tekrar bulmaya çalışacağım. Bulamam ki abi orayı. Buradan gitmiştik diye hatırlıyorum. Bir yerde şey vardı. Bir yerde çöl vardı. Yanında da deniz vardı. Oraya gidip çöle mi gitsek deniz alıyor. Kaçırdık. Ama en azından bayağı demirimiz oldu. Şimdi bunları kullanırız. Şu karşıya bir gidelim. Karşıda da. Aa, tekne de orada kaldı. Tekne de orada kaldı ya. Abi ben orada heyecan yaptım ya. Heyecan yapmayacaktım. Güzel bir yere geldik. Çıkalım şöyle. Aha demir bulduk. Geçir. Bayağı demirimiz var. Bunlara ihtiyacımız yok ya. Hemen şuradan malzemelerimizi yapalım. Önce şunları. Bunlardan bir tane çıktı ya. Öncelikle kazma. Bir tane de balta. Bir tane pantolon. Kask. Göğüslük olmuyor. O zaman bot. Bir tane de bot. Hemen kaskı da giydi. Evet, bir de pantolonu çarptı. Kalkanı da çaktı. Hoba. Aha, şu demirleri alalım. Uygun inşallah. Tamam. 3 tane çıktı. Bizde 2 tane var. 5 tane yetmiyor galiba. Yetmiyor. Şuna da şunu koyalım.
5 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bizim 3 tane daha bulmamız lazım. Şimdi bakayım. Başka tatlı eşya mı? O yüzden kömürleri bulacağız. Yani şuralara bakayım. Yüz üstünde hiç demir var mı? Ya şöyle şunun büyük halini bulsak çok iyi olur ya, böyle büyük yırklar oluyor. Büyük böyle şeyler oluyor. Onlar çok iyi ya. Bakayım. Evet, yetmiyormuş. Üçten daha lazımmış. Beni yerekte görmüş olduk. İnelim o zaman. Şu tekne yapalım bir tane. Yine tekne yapalım. Teknemize binelim ve gidelim. Tekneye sabit. Bunları da şöyle şurada birleştirelim. Sandıklı tekne. Bu sandıklı tekne olayı çok iyi. Keşke daha erken getirselerdi. Bence 1.20'de denizleri daha iyi, daha bir güncelleyebilir. Denizlerde daha macera yaşamak isterdim ben. Denizlerde daha büyük maceralar, daha tehlikeli böyle aksiyon, yani öyle şeyler olsun isterdim ben. Anladınız siz benim ne demek istedim zaten. İnşallah anlamışsınızdır. Böyle daha çok şey olsa denizlerde, mesela böyle daha fazla tapınak, o tapınaklarda da aha lan oğlum ben çok şanslı biriyim ya, batık bulduk yine. Of of, bugün de şansımız yavere. Bu CD arkadaşlar, belki sizlerle paylaşabilirim. Güzel bir sit çünkü. Haritası işte bu. Bakalım neredeymiş. Oho, çok var. Tamam. Sonraki bölümde o zaman bu gömün özgün haritasına gideriz. Altın. Biz zümrüt demir. Hoppa. Çok güzel. İhtiyacımız kadar demir çıktı. İhtiyacımız olan demir çıktı, hatta daha fazla bile çıktı. Arkadaşlar, yarım saattir oynuyormuşuz. Çok uzun oldu. Bu videoyu burada bitirelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Klasik şeyler zaten. Videonun başlarında da söyledim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hadi bay bay.